Sen onlar üzerine bir dayatıcı değilsin, bir zorba değilsin diyor. Ama bu adam zorba. Din neyi tartışılmayacağına karar veriyor insanların. Ve bunu polis zoruyla dayatacak. Sopasıyla, çoban sopasıyla. Aynı Firavun'un yaptığı gibi. O da diyor, benim sizin için öngördüğüm şey budur. Bunun dışında başka bir şeye inanmayacaksınız diyor. Din dayatıyor. Neyse, yani birincisi o. Bir de Muhammed'in sünneti, peygamberin sünneti diyor. Bu da peygambere iftira. Peygamber senin gibi Kur'an'ı inkar etmedi ki. Peygamber Kur'an'a iman etti. Kur'an ne diyor? Sünnetullah diyor. Sünnetullah, sünnetullah, sürekli sünnetullah. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Allah'ın sünnetinde, yasasında değişiklik görmezsin. Allah'ın doğaya koyduğu yasalardır. Eğer mesela bir toplum, eğer reayalaşırsa, kendini aşağılayanları yüceltirse, Firavun'u yaptıkları gibi Kur'an onları eleştiriyor, azgınları, hırsızları, tağutları, hadlerini aşanları yani, Allah adına dayatanları lider kabul ederse, o azgın bir toplum olur ve sonunda felaketine gider. Bu Allah'ın sünnetidir. Geçmiş kavimler için, sünnenil evvelin diyor ya, geçmiş kavimler için, Allah'ın koyduğu sünnetlerdir, gerçekleşmiş sünnetlerdir ve gelecek için de geçerli olan tek sünnet nedir? Allah'ın sünnetidir. Hiçbir yerde Muhammed'in, peygamberin, İsa'nın, Musa'nın falanın filanın sünneti diye geçmez. Allah'ın sünneti yasasıdır. Ama alçaklar, zalimler, münafıklar Muhammed peygamberden yüzlerce yıl sonra ona hadisler iftira ederek, mezhepler iftira ederek, tarikatlar iftira ederek ne yaptılar? Birçok kelimenin anlamını tarif ettiler, kavramını, önemli kavramı. Onlardan birisi de sünnettir. Allah'ın sünnetini alıp Muhammed'in sünneti yaptılar. E tabii ki orada bir sürü iftiralar yapabiliyorlar yüzlerce sonra. Bak, Buhari 230 yıl sonra geldi.